Merhabalar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün pazar sabahı. Şöyle bugün ne yaptık diye çekelim dedik kısa kısa. Bugün ne yaptığımızı çekelim arkadaşlar size. Ve şöyle güzel bir kızımla kahvaltı yapalım dedik sabahın. İlk olmazsa olmazı. Hele de pazar sabahı çok da değerli. Her ne kadar hamur işi yapmasak da bugün kahvaltımızda şöyle patates kızarttım. Kızımın sabah kahvaltısı. Da çok sevdiği, genelde çocukların çok sevdiği kahvaltı türünden patates kızartması. Şöyle bir tane yeşil elmamız var tabii kahvaltımızda da olmazsa olmazımız. En azından bir tane elma yiyoruz kızımla beraber. Ve şurada peynirimiz var. Şurada da közlenmiş biberimiz var. Kırmızı. Ve şurada da birkaç gün oldu, çok olmadı arkadaşlar. Yeşil zeytin paylaştım ben salamurasını. Geçen yıl da paylaştım. Ve bu yılda paylaştım arkadaşlar. Benim zeytinim olgunlaştı ve sabah kahvaltımı süslemeye başladı. Ve şurada da ben acıyı çok sevenler grubundanım arkadaşlar. Süs biberi, sarımsaklı ve domates kızartması. Şurada hemen salatalığımız ve domatesimiz var. Kızım da biraz heves etsin diye onu birazcık süsledim. Ve şurada hemen haşlanmış doğradım. Üzerine zeytinyağı ve kekik koydum. Yumurtamız var. Şurada çilek reçelimiz var. Ve şurada yoğurdumuz var. Ve şurada da kekik salamuramız var arkadaşlar. Yazın Afyon'da yaptım. Burası bu arada Osmaniye. Daha önceki izleyicilerim bilir ama izlemeyen arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Ve burası Osmaniye ve ben bu kekiği Afyon'da bahçemde yaptım. Yazları genelde Afyon'dayım. Kışlık hazırlık yapıyorum ve yazlarımı Afyon Karahisar'da geçiriyorum arkadaşlar. Ve kekik salamurası yaptım. Şimdi de kışın, daha tam kış olmasa da tabii bu mevsimlerde de kekik olmadığı yerde kekik salamuramı kahvaltımda kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle zeytinyağı ve limon var içinde. Ve hemen çayımızı dolduralım. Benim kızım da çok acıktı. Bana oradan işaret ediyor. Acıktım anne, uzatma fazla diyor. Hemen uzatmayalım ve çayımızı dolduralım. Şeker kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece bizim misafirlerimiz geldiğinde biz şeker koyuyoruz kahvaltımıza. Aile boyu biz şeker kullanmıyoruz. Afiyet olsun hayatım. Evet, bana bir tane dilim ekmek verirsen. Teşekkürler tatlım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve kahvaltımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar köye gideceğiz bugün. Biraz evimizi toparlayalım. Kahvaltı masamızı toplayalım, evimizi toplayalım, bulaşıklarımızı halledelim derken yola çıkacağız ve dolmuş bekleyeceğiz. Osmaniye'yi geçip Osmaniye'nin öbür tarafında Osmaniye'ye bağlı Derebası köyü var arkadaşlar. Oraya geçeceğiz bugün. Kızımla bugün tatil yapacağız. Şöyle bir önce bir zeytinimizin tadına bakalım. Evet, harika olmuş. Çünkü zeytinimiz bayağı sert. Sert bir zeytin. Yani yumuşak değil arkadaşlar. Evet, çok güzel olmuş. Hafif de daha acısı var üzerinde. Daha önceki kullandığım malzemeler arkadaşlar. Ben bunlarla şeker, limon tuzu ve tuzla yaptığım salamura bu. Gerçi Gülay Hanım'a doğa harikalarına girerseniz orada görürsünüz. Şurada da domatesimizi alalım. Thank you.
Bu aslında böyle yenir. Çayımız da harika olmuş bu arada, sıcacık. Ellerine sağlık annem, çok güzel olmuş. Afiyet olsun tatlım. Evet, biz bu arada kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Bu arada hakkınızı helal edin. Ve diğer işlerimizi de başlayalım. Evet arkadaşlar, bu sadece yeşil zeytinle ve kahvaltı yapmak vardı aslında. Ama bugün dedik pazar, biraz daha fazla özenelim ve kızımın gönlü olsun. Patates kızartması zaten olmazsa olmazı. Zübeyde Sena'mızın kahvaltıda çok seviyor. Ve şöyle diyeyim. Bu benim kekik salamuram da var videomda. Eğer benim kanalıma girer, abone olur ve desteklerinizi de gösterirseniz sevinirim arkadaşlar. Tariflerinden de bu arada faydalanabilirsiniz. Bu yeşil zeytinimizin de hem geçen yıl hem bu yıl dediğim gibi videosunu paylaştım. Eğer tarif almak isterseniz benim kanalımdan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, kahvaltımızı yaptık. Hemen masamızı toplayalım. Evet, masamızı topladık. Hemen kahvaltımızı, bulaşıklarımızı hallettik arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra masamızı topladık. Şöyle de hemen elektrik süpürgemiz orta yerde. Hemen şöyle süpürelim, temizleyelim evimizi. Evet, masamızı topladık. Hemen mutfağımıza geçelim. Evet, mutfağımızı topladık arkadaşlar. Şöyle şunu göstereyim size dedim. Çapıt kilimler. Anneannelerimizin zamanında bunlar böyle çapıt kilimler vardı. Bunları ben tek tek çocuklarımın eskiyen kıyafetlerini kestim makasla ve dokutturduk. Böyle yaz aylarında mutfağımda kullanıyorum arkadaşlar. Halılarımızı daha sermedik. Malum Osmaniye daha sıcak. Evet, şöyle de tezgahımızın üzerine topladık. Bu arada kapı çaldı. Kapımıza baktım, üst komşum gelmiş. Evet, şöyle gördüğünüz gibi zeytinimizin birazını tatlandırmaya ayırdım. Bunları hemen tatlandıracağım. Ve diğerlerini de hemen direkt tuzlu suya koydum. Eğer videomda paylaştığım gibi arkadaşlar, videoma girerseniz zaten görürsünüz. Şöyle hemen balkonumu da göstereyim. Evet, şöyle balkonum var. Şurada gördüğünüz gibi glaksonyalarım var zaten. Bebek glaksonya bunlar. Evet, şurada da erzak dolabım var. Burada erzak dolabıma zeytinlerimi koydum arkadaşlar. Şurada karadut ekşisinden, ben bunu geçen yıl yaptım. Karadut ekşim var, marmelatı. Ve şurada da bu karadutun olgunlaşmamışlarından yapılıyor arkadaşlar. Evet, şurada da kekik salamuram var. Az önce kahvaltıda yediğim domates sosum var. Burada da gördüğünüz gibi şurada zeytinlerim var. Evet, şurada kaktüsüm var arkadaşlar. Evet, şurada kaktüsüm var. Evet, şurada da gördüğünüz gibi glaksonyam yavru çıkartmış. Şöyle göstereyim. Yavru çıkartmış arkadaşlar. Evet, şurada sardunyam var. Şurada yılbaşı çiçeklerim ve kaktüsüm var.
Fesleğenim var. Fesleğeni de daha önce paylaştım. Arkadaşlar. Evet, şurada gördüğünüz gibi. Ve şurada ben yumurta kabuklarını atmıyorum arkadaşlar. Şurada göstereyim. Yumurta kabuklarımı çiçeklerimin dibinde eziyorum. Toprağına karıştırıyorum. Hem çöpe gitmemiş oluyor hem de vitamininden, yumurta kabuklarının vitamininden faydalanmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, şurada da gördüğünüz gibi İzmir güzelimiz var. Aloe veramız var. Şurada aşırı yılbaşı çiçeğimiz var. Evet, bugün pazar. Hemen cicilerimizi giyelim. Ve cicilerimizi giyelim ve hemen gezmemize çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Glaksonya'mda domukla da açacak benim prensesim. Evet, şurada da üzerini bir bezle kapattım. Burada benim alıç sirkem var. Bu alıç sirkesi daha önce videomda paylaştım. Bu benim geçen yılki zeytinim arkadaşlar. Hala duruyor, çok güzel oluyor. Ve şurada da şalgamım var. Evet, acılı şalgam. Bunu ben kendim yaptım. Ve süsbiberi turşumuz var. Evet, şurada da karışık turşularımız var. Ve benim gördüğünüz gibi şurada kasalara koydum. Erzak dolabım yok arkadaşlar balkonumda. Nasip olursa yaptıracağız inşallah. Evet, burada da gördüğünüz gibi konservelerim, kışlık, bütün kışlık hazırlıklarımız var. Zeytinlerimiz, reçellerimiz, hepsi var. Çok şükür Rabbim. Rabbim herkese versin. Evet, hemen geçelim. Cicilerimizi giyip yola çıkacağız arkadaşlar. Evet, mutfağımdan çıkmadan hemen şunu da göstereyim dedim. Hadi şunu kapatalım. Evet, şurada benim yaptığım magnetler var arkadaşlar. Daha önce bunların videosunu ben paylaştım. Evet, bu magnetleri ben yaptım arkadaşlar. Üzerinde hep çocuklarımın ismi yazıyor. Torunlarım, iki tane torunum var. Torunlarımın ismi yazıyor. Şunları da ben torunumun doğumunda yapmıştım. Dağıtmak için arkadaşlara, misafirlerimize. Evet, gördüğünüz gibi bunları ben yaptım ve videolarını da nasıl yapılıyor diye paylaştım arkadaşlar. Evet, Gülayama Doğa Harikaları kokulu taşlar nasıl yapılır diye eğer girerseniz orada görürsünüz. Ve şöyle de şurada da aynamı göstereyim ben. Evet, bu aynayı da ben yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu ve ara koridorumu da çok da güzel süslüyor. Evet, şurada gördüğünüz gibi benim canım oğluşum. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Evimi boyadı ve buraya da anam yazmış. Ellerine sağlık bir tanemi. Buradan öpüyorum oğluşumu. Evet, apartmanımızdan çıkalım ve hemen dolmuş durağına geçelim. Osmaniye Belediyesi. Şöyle oturalım, dolmuşumuzu bekleyelim. Evet arkadaşlar, birinci dolmuştan indik. Şimdi ikinci dolmuşa bineceğiz. Şöyle biraz çarşıya çıkalım dedik. Gel annem.
Vereceğim mi onu? Evet, buradan da pastalarımızı alalım. Evet. Pastamızı da aldık. Hemen pastamızı aldık ve yolumuza devam edelim. Evet, bugün günlerden pazar arkadaşlar. Biraz çarşı sakin. Çünkü pazar günü Osmaniyelimiz genelde yaylalara çıkıyor. Piknik alanlarına gidiliyor. Gel annem. Karşıya geçeceğiz. Bir dakika, araba geçsin. Hadi gel. Evet, burası Cumhuriyet Meydanı. İkinci dolmuşumuza bineceğiz. Şöyle göstereyim. Ve şöyle de hemen ikinci dolmuşumuza binmek için dolmuş durağımıza gelelim. Evet, buraya oturacağız ve dolmuş durağımızı bekleyeceğiz. Evet, bugün pazar. Her ne kadar da sakin desek de yine de bayağı insan var çarşının içinde. Pazar günleri normalde halkımız yaylalara, böyle serin yerlere, yüksek yerlere pikniğe gidiyor arkadaşlar. Az önce de söyledim. Ve dolmuş durağımızı da bekliyoruz arkadaşlar. Pastamızı aldık ve misafir olacağımız köyümüze gideceğiz nasip olursa. Çarşı. Neyse, Kasım ayı geliyor ama Eylül'ün sonlarındayız arkadaşlar. Hala sıcak Osmaniye. Evet, Afyon'un serin havasına alıştık. Osmaniye sıcağı biraz ağır geliyor bize. Evet, dolmuşumuz geliyor. Hemen dolmuşumuza bineceğiz arkadaşlar. Yolumuza devam edeceğiz. Evet, şükür dolmuşa bindik. Pazar günü olunca biraz fazla bekledik dolmuş durağında. Evet, bu arada arkadaşımızın birisi maske takmamış. Hemen uyarı geldi. Bu zorluğa da atlayacağız inşallah. Şu maskelerimizi takalım. Biraz sabırlı olalım ki maskelerimizi de sürekli takalım sağlığımız için, kendi sağlığımız için arkadaşlar. Yani. Teknoloji böyle şimdi. Telefonsuz hayatta hiçbir yere çıkamıyor. Çocuk bir soru soracağım. O diye geldi 50 sefer oluyor. Baba, anne. Öyle. Boş. Bir de bağırıyor. Evet, sohbet, muhabbet Allah derken yolculuğumuz güzel geçiyor. Banka kartı ile minik yapılmaktadır.
maskeni çıkarma. Aman ha. Şoför amca görürse hemen maskesizler indiriyormuş aşağıya. Evet, burası Karacalar Köyü. Bizim komşu köyümüz. Evet, köy yerine kışlık hazırlıklar başlanmış. Böyle saman balyeleri koyulmuş. Ve dolmuşumuzdan indik arkadaşlar. Evet, şurada da hemen peygamber çiçeğimizi gördük. Evet, hambelisimiz. Bu hambelis arkadaşlar, yaban mersinin evciri diyelim. Murt da diyorlar, hambelis de diyorlar. Yaban mersin de diyorlar buna. Evet, bu arada öğlen oldu. Biz dolmuş bekleyelim. Dolmuşa binip yola çıkalım diyene kadar arkadaşlar kahvaltı yaptık. Ev işini gördük. Yola çıkalım derken iki yerde dolmuş değiştirdik. O yüzden biraz geç kaldık. Öğlen ezanı okunuyor. Evet, köye geldik ve halamın burada biberleri var. Zeytin ağaçları ve portakal ağaçları. Bakar mısınız? Lale biber ve hafif acı oluyor. Fazla da acı olmuyor bu. Turşusu da çok güzel oluyor. Çok da harika oluyor. Evet, burada biberler, patlıcanlar ve şurada mor biber olmuş. Evet arkadaşlar, fazla uzatmayayım. Köye geldik. Halamın köyüne geldik ziyarete. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Zil butonuna lütfen zil butonuna dokunursanız sevinirim. Bütün videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiye kadar eğer videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, burada da yeşil portakallar. Şöyle bahçeyi gezdireyim, ondan sonra kapatayım videomu dedim. Evet, burada bal kabağı narın üzerine çıkmış ve şurada da nar var arkadaşlar. Şurada da dediğim gibi hambelis var. Daha mevsimi gelmedi ama şöyle birkaç tane alıp tadına bakalım. Evet, tatlanmış. Evet, incir ağacı var. Armut ağacı. Şurada küçücük mandalin ağacı ve mandalin vermiş. Evet, şurada bal kabağı olmuş. Evet arkadaşlar, bugünlük ev işimiz, gezimiz derken bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yolculuk yaptık beraber. Kahvaltı yaptık. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah.